Mustafa Uzun Yılmaz, Volga Sorgu, Engin Altan Düzyatan ve Hazal Kaya gibi isimlerin yer aldığı filmin 2012 yılı Ocak ayında vizyona girmesi planlanıyor. Ne koyacağız bunlara? Beyler adını bunu Evren koyuyorum ben. Evren. Yaşar, Apo, Kovboy Ali, Cevat ve Ertuğrul 5 evsizdir. Hayattaki tek amaçları karınlarını doyurmak ve en büyük tutkuları olan şaraptan bir gün bile olsun ayrı kalmamaktır. Günübirlik yaşayan bu 5 kişi filmin sonunda 12 Eylül hapishanelerinde iki genci buluşturmak için mücadele edecektir. Hikayemiz aslında bizim evsizimiz, hani hapishane düştükten sonra ayrı kalan bu çifti bir araya getiren unsurlar. Pamuk Prenses ve Yüce Cüceler'deki hani Pamuk Prenses'i bir araya getiren 7 cücenin 4'ünü oluşturuyor. Bu son olsun filmi siyasetle ilgisi olmayan 4 kafadarın 12 Eylül ortamında kendilerini sağcı ve solcularla aynı hapishanede bulmalarını anlatıyor. Yani tam 12 Eylül filmi mi dersiniz? Hayır, tam 12 Eylül filmi değil ama 12 Eylül'ü eleştiren ve o döneme ait, daha 12 Eylül öncesine ait grupları da eleştiren bir yanı var bu filmin. Orçun Beyni'nin yönettiği film 3 yıl öncesine dayanıyor. Ekip 12 Eylül'ün işkenceli, kayıplı darbe ortamına ters açıdan bakıyor ve darbenin absürtlüğünü beyaz perdeye taşıyor. Ya zaten aslında 12 Eylül dönemiyle ilgili biz bir şey yapmak istiyorduk. Ama herkes işte hep işkenceleri, o dönem gözaltıları, o dönemki acıları falan anlattılar zaten. Yani yeterince anlatılmasa bile en azından o yöntemi denediler. Ben de kara komedi üzerinden anlatmayı düşündüm. Çünkü aslında bu şuradan çıktı. Mahir'in sunu denge tespiti üzerinden çıktı. Yani işte bu devlet bizi böyle ezdi, böyle yıkıldık, böyle işkence, böyle acılar çektiğin ötesinde aslında bu devlet bu kadar da ahmaktı. Filmde Mustafa Uzun Yılmaz, Orhan Eşkin, Ferit Kaya ve Volga Sorgu 4 evsiz kafadarı canlandırıyor. Hazal Kaya ve Engin Altan Düzyatan da büyük bir aşkı paylaşıyor. Onlara engel olmak isteyen Serdar Orçin, Bülent Çolak ve Engin Alkan da filmin oyuncu kadrosunda. Şükrü Üçpınar ile Orçun Beyni'nin yazdığı, Orçun Beyni'nin yönetip görüntü yönetmenliğini Vedat Özdemir'in yaptığı bu son olsun Ocak 2012'de seyirciyle buluşmayı bekliyor. Altın Portakal Film Festivali yeni bir kısa film yarışması düzenliyor. Fikrini